Bora merhaba. Merhaba Ayhancığım, nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Umarım sen de iyisindir. Ya bizler de iyiyiz, yoğunla çalışıyoruz. Biliyorsun durumlar işte. Aynen öyle. Öncelikle ben teşekkür ederim. Böyle bir ortak canlı yayınımızda bize şeref verdiğin için, katıldığın için. Öncelikle hem kendim adına hem takipçilerimiz adına teşekkür etmek istiyorum sana. Ben de teşekkürler Ayhancığım, böyle bir fırsatı verdiğin için. Umarım iyi bir sohbet yaparız burada. Aynen. Zaten bizim bu sohbetlerdeki amacımız Bora hem işte yalnız olmadığımızı göstermek hem hepimizin aynı gemide olduğunu yani şu an yaşanan virüs kriziyle gerçekten hiçbir sınır taşımadan, tanımadan, kişi herhangi bir ırkçılık, ayrımcılık yapmadan herkese, her türlü sektörden olan kişilerin nasıl etkilendiğini bir nevi gösteriyoruz. Tabii bizim yani buradaki amaçlarımızdan bir tanesi Bora. Yani hem takipçilerimize hem vatandaşlara hem diğer arkadaşlara hepsine yalnız olmadıklarını, hep beraber olduğumuzu, Kesinlikle. dolayısıyla bu zor dönemlerde de neye dikkat edilmesi gerektiği, neler yapmamız gerektiğini gösterebilmek. Tabii senin gibi değerli arkadaşları da canlı yanımıza almamızdaki amacımız, sen şimdi sektöründe bir iş adamısın, yıllardır çalışıyorsun, yıllardır ticaretle uğraşıyorsun ve bu yaşanan durumda eminim yaşadıklarını, sektörünün nasıl etkilendiğini merak eden kişiler olacak. Ve tabii aynı anda tavsiyelere giriyor olacağız. Neler tavsiye edilir? Bunları tabii açıklıyor olacağız. İstersen ben hani işte tabii seni tanıyorum yıllardır arkadaşız ve takipçilerimizde tanımayanlar olabilir. Biraz bize kendini anlatırsan ben hani şeyle girişi şöyle yapabilirim. Ben senin biliyorum New Jersey merkezli bir şirketin olduğunu My House Design adında ve bu şirketin yöneticilerinden birisin sen. Evet. Biraz bize istersen kendinden bahsedersen Tabii çok çok seviniriz. ben 20 yıldır Amerika'dayım. İşte uzun zamanlardan beri biz bu işin içindeyiz. Home, ev ve ev renovasyon, banyo ve mutfak renovasyon üzerinde bizim iki tane lokasyonumuz var. Union ve Paramus olmak üzere. İşte bu krizden dolayı hepimiz etkilendik. Tabii tüm dünya ve Amerika özellikle etkilendi. Biz de işte bu sektörde şu anda her şey durduğu için evde kalmaya çalışıyoruz. İşler gerçekten çok zor durumda. Ama yani pozitif olup insanlara gereken yardım etmeye çalışıyoruz. Özellikle evde kalarak. Bizler ve benimle çalışan insanlar biz işe gelmiyoruz. Çok önemli iş olduğu için gelmiyoruz. Ben geliyorum işte arada gereken şeyler var. İşte hala devam eden işlerimiz var. Devam etmeye çalışıyoruz ki bu durumda olmuyor. Ve bekliyoruz yani. Şu anda hepimiz bekleyiş içindeyiz. Gerçekten çok kötü yani ama derken de her şey kendi elimizde. İnsanları motive ederek, ne bileyim insanlara gereken desteği vererek, özellikle evde kalarak zorunda olmadığı sürece dışarı çıkmamak gerek kesinlikle. Onun haricinde yani şu anda ekonomi durdu. Yani kimse işe gitmiyor. Yollar bomboş. Tabii bu New York'ta daha ciddi. Bizim buralarda da kimse çıkmıyor. Bunun haricinde bizim yaptığımız işlerde hala devam eden işler var ama yani kimse gitmek istemiyor, çalışmak istemiyor. Durduk şu anda bekliyoruz Ayhancığım yani. Aynen. Çok yani çok yerinde aslında söylediklerin. Tabii biliyorsun hem New York hem New Jersey bölgesinde işte bu zaruri işler dışındaki işlerin durması, şirketlerin çalışmaması noktasında Evet. biliyorsun karar verildi ve şu an hala devam ediyor. Tabii inşaat sektörü sen de inşaatın içindesin aynı Evet. anda. Belli ölçüde eminim kişilerin temasının çok fazla olmayacağı noktalarda çalışmalar devam edebilir. Ama Onu da biz şöyle yapıyoruz Ayhan. Şimdi bizim ben de 2-3 tane ekip var şu anda çalışan. Hepsine biz maskelerini verdik, eldivenlerini verdik ve biz zaten genelde çalışma iş yerlerinde yani evlerde ev sahiplerine diyoruz. İşte evde bulunmayın. Zaten şu anda bazı insanlar var. Yaşlı insanlar var, mutfağa ihtiyacı olan insanlar var. Şunların işleri yarım kaldı. Ne yapıyoruz? İşte elimizden gelince işlerini bitirip de hani en azından evde mahsur kalmayıp da mutfaklarında beraber yemek ne yapabilsinler, çocuklarını doyurabilsinler. Bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. çok Ama güzel. tabii bizim operasyon genelde çok büyük olduğu için bu dönemlerde çok şey yaptık. Öncelikle önceliği olan insanların işlerini bitirmeye çalışıyoruz. Tabii bunu korunarak nedir? Dediğim gibi maske veriyoruz çalışan elemanlarımıza. İşte ev sahibi evde olmuyor, ona dikkat ediyoruz. Bizim elemanlar zaten şey çalışıyor birbirinden 6 fit uzakta çalışmaya çalışıyoruz. Bu bazı imkanlar dahilinde yapmaya çalışıyoruz.
Bu şekilde insanları mutlu etmeye çalışıyoruz. Yani düşünsene, evdesin, mutfağın ve banyon hazır değil ve evde mahsursun. Bu bizi üzüyor tabii. Bize Kesinlikle. my house design olarak elimizden geleni yapıyoruz yani. Yani çok güzel söyledin gerçekten. Çünkü inşaat sektörü belli şeyler hala devam etmek zorunda kalıyor. Tabii sizin bir de aynı anda da iç dizayn, yani bu şeyin ev içi çalışmaları da yaptığınız için bu anlamda söylediğin çok yerinde ve doğru. Bir şekilde de bu işler devam etmesi gerekecek. Tabii şu an biliyorsun en son pazar günü işte Trump açıklama yaptı, Başkan Trump. O da bu karantinanın, yani evde kalmanın, dışarıdaki temasları azaltılmanın Nisan'ın sonuna kadar devam edeceğini söyledi. Şimdi görünen zaten önümüzde birkaç aylık bir zorluk dönemi var. Bu birkaç aylık süreç boyunca tabii senin de üzerine defalarca vurguladığın sağlık tarafı, sağlığa çok dikkat etmek, evde kalabildiğimiz kadar kalmak. Yani aslında buradaki amaç dışarıyla teması azaltabildiğimiz kadar azaltmak ki bu noktada ne bize bir şey geçsin ne de Aynen. başkalarına bir şey geçsin. Kesinlikle. Kesinlikle. Onu da ben çok teşekkür ediyorum özellikle vurguladığın için. Ve diğer bir tarafta tabii ekonomik tarafı zaten ayrı bir olay, ama bu ekonomik noktada da tahmin ediyoruz birkaç ay gerekli şeyler yapılacak. Bir de biliyorsun bu noktada ekonomik destekler noktasında işte biliyorsun House ve Senate, yani meclis diyelim. Meclis en son Cuma itibariyle onayladı bütçeyi ve bütçe Evet. artık şimdi devreye geçecek. Yani bunun içinde tabii küçük işletmelere de firmalara da destekler olacak. Bu desteklerin içinde işte çalışanlar varsa çalışanlara maaş ödeyenlerle ilgili destekler olacak. Bunun içinde kişilerin karşılıklı hani belli bir faiz ödemeden, hemen detaylarını tabii sonra gireceğiz biz, ama bir ölçüde bu noktada kredi alabilmesi ve masraflarını devam ettirmesine yol açacak. Ben bu süreci şöyle görüyorum, bu noktayı. Hepimiz bunda aynı yerdeyiz. Bu tip bir olağanüstü durumda inan birlik olarak, belki bir araya gelmeyerek ama birlik olarak, fiziksel olmasa bile virtual olarak ya da destek anlamında olarak herkesin birbirine destek olması gereken bir dönemdeyiz. Nasıl devletin bu tip paketlerle hem vatandaşlara hem işletmelere destek olması, aynı anda da işletmelerin çalışmalarına ya da müşterilerine ya da müşterilerin onlarla, çalışanlarının onlarla birlik olup bir şeyleri sacrifice denen, fedakarlıklar verip bir arada ayakta durmamızı gerektiren bir durum olacak. Ben o yüzden sana şöyle bir şey sormak istiyorum ve senin o konuda da bir şeyler anlatmanı çok isteyeceğim takipçilerimize. Şimdi bu olağanüstü durumu yaşıyoruz şu an. Bu noktada senin işletme olarak, yani My House Design olarak, siz ekip olarak bu tip bir durumdaki planlarınız neler? Ve şunu da ekleyebiliriz. Dikkat et, şu an inanılmaz bir şekilde virtual anlamda, sanal anlamda işlerin nasıl yapılacağı, var olan işletmelerin sanal anlamda, virtual anlamda neleri çözebileceklerine doğru ilerleyen bir sürece giriyoruz Evet. değişik değişik sektörlerde. Bu tip noktalarda senin sektörün için gördüğün şeyler var mı? Var, bunun içinde online ticaret dahil olabilir. Sen nasıl görüyorsun, planlar ne olabilir diye bir merak ediyorum Bizim takipçilerimiz. normalde verdiğimiz servis kişisel olarak genelde ev sahiplerine biz ediyoruz. Yani birebir ilişkide verdiğimiz. Ama şu andaki durumdan dolayı herkes şu anda bizde çalışmak isteyenler var ama biz onlara tabii internetten yardımcı olmaya çalışıyoruz. Nedir? İşte mutfak dizaynlarını yapıyoruz, çizimlerini yapıyoruz, banyo çizimlerini yapıyoruz. İşte fiyatlar veriliyor ama fiziksel bir olarak işlem yapılamıyor. Ama şu anda tabii bize çalışmak için çok ev sahipleri var şu anda. Onlar da olayın ciddiyetini bildikleri için şu anda internetten servis ediyoruz. Bizim yanımızda çalışan 7-8 tane dizayner var zaten. Bunlar hepsinin e-maillerine evden akses edebiliyorlar. Zaten biz My House olarak karar aldık. Biz çalışan arkadaşlarımıza da bu süreç içinde maddi açıdan destek olacağız. Böyle bir karar aldık. Ki onlar evlerine çalışabilsin. Çünkü bütün dizaynerlerin çok müşterileri var. Bunlar inşaatçı olsun, müteahhitler olsun. Biz bunları ve ev sahipleri olsun. Biz bunları her zaman yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani biz dükkan kapalı. Dışarıdan kimseyi almıyoruz içeriye. Ama biz ne yapıyoruz? Evden, online, internetten yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ve dediğim gibi en son yarım kalan işleri bitirdikten sonra komple bir şey yapacağız yani. Isolate edeceğiz kendimizi. Ta ki tabii düzelene kadar her şey diyorsun. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim onun için Bora. Bora, peki böyle bir dönemde genç yatırımcılara ya da genç iş adamlarına, özellikle senin sektöründe de yer alan kişilere tavsiyelerin ne olur?
Ya tavsiyelerimiz yani şu anda herkesin biraz daha böyle sabırlı olması lazım. Çünkü her gün yeni bir haberle uyanıyoruz biliyorsun Ayhan. Aynen. Yarın ne olacağımız belli değil. Bence öncelikle sağlık. Ben şu anda ekonomiden önce tabii ekonomi krizi inanılmaz hepimizi etkileyecek. Bizi çok etkiliyor, herkesi çok etkiliyor ama öncelikle sağlık olmadan sonra ekonomi krizi bunu hissedemez zaten. Öncelikle sağlığımızın iyi olması lazım. Ben ki bizde çalışan arkadaşlarımız olsun, müşterilerimiz hepsini söyleyeyim. Önce sağlık. Daha sonra zaten inşallah en kısa zamanda düzelecek bu olay ve biz de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Onun için herkese benim tek şeyim kendilerini ve sevdiklerini korusunlar. Kimseyle görüşmemeye çalışsınlar, evde kalsınlar, kendini dezenfekte etsinler, ellerini yıkasınlar bol bol. Ki biz bunları hep yapıyoruz burada. Herkese öneriyoruz. Bunun haricinde şu anda benim tek şeyim bu olur yani. Sağlık, en sağlıklı hayata kalınmak yani. Kesinlikle, kesinlikle en önemli durum o. Zaten bir de işin şu tarafı var. Eğer sağlık noktasında dikkat edemezsek ya da bir şekilde sağlık konusunda sıkıntıya düşersek buradaki birkaç ay sonra olan düzeltmede bu sefer elimizden geleni yapamayacağız. Yani eğer Kesinlikle. ekonomik noktada dediğin doğru, burada birkaç ay sonra belli şeyler zaten yoluna girmeye başlayacak, düzelmeye başlayacak. Bunun en de sonunda bir şeyi yok yani. Kesinlikle. Sınırsız bir şey değil bu, yaşanacak bir durum değil. Aa, yoksa kesinlikle dediğin gibi, defalarca da vurguladığın gibi sağlığımıza dikkat edelim ki bu zor dönemleri en azından, sadece ekonomik olabilir bu etkilenme, en azından sağlık noktasında çok büyük zararlara uğramadan atlatırsak ekonomi zaten düzelecek. O düzeldikten sonra, Zaten piyasa açıldıktan ekonomi sonra. kesinlikle ekonomi dediğin gibi düzelecek zaten ama sağlık yani bunu korumak daha zor şu anda ekonomiden. Evde kalarak koruyabiliyoruz. Yani bir de sevdiklerimize de yani ne kadar evde kalırsak o kadar sevdiklerimizin canını da tehlike atmamış oluyoruz yani. Biliyorsun Ayhan. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Ben bile seninle, bak mesela ne kadar sık normalde şey yapıyoruz ama bu sadece telefonla konuşmanın ötesinde geçemiyoruz artık bu aralar. Bir araya gelmemeye Kesinlikle. çalışıyoruz. Yani ben zorunlu kalmadığım sürece evden dışarı çıkmıyorum. Çıksam bile arabama biniyorum. Arabamdan yani o zaten Yapman alışverişleri gereken zaten şeyi yaptım. yapıyorsun. Evet. Zaten gerekli olan şeyleri yapıyorum. Veyahut da ofisime geliyorum. Kapıyı açıyorum. Kilitliyorum. İşlerim varsa yapıyorum. Her şey telefonda ve internetten alıyoruz yani. Birebir kimseyle Evet. temasa bulunmuyoruz yani. Aynen. Çok doğru söylüyorsun. Ben hani şunu da üzerinde durmak istiyorum. Gerçekten değerli takipçilerimiz, bu yaşanan durumlardan ekonomik olarak etkilenenler gerçekten olumsuz durumda çok görmemeleri gerekiyor. Pozitif bakmaları lazım şu anki olaya. Ve gerçekten psikolojimizi iyi tutmamız gerekiyor. Bu çok çok önemli. Çünkü günün sonunda paranın her şey olmadığını anlayacak bir Kesinlikle. olağanüstü durumla karşı karşıyayız. Günün sonunda materyal hiçbir şeyin önemini olmadığını anlayacak bir durumla karşı karşıyayız. Yani dolayısıyla her şeyimiz, moralimiz, psikolojimiz, sevdiklerimiz, arkadaşlarımız ve dolayısıyla bu anlamda daha da güçlü bir bağ kurup aynı anda pozitif kalmak, tabii ki evde kalmak, sağlıklı kalmak, aynı anda Bu da da nasıl olabilir? dikkat etmek ve bunların hepsi sağlanırsa bu Telefonla zor durumları geride evet. bırakacağız. Ben lütfen buyur. Bu da tabii telefonla sevdiklerimize destek olarak, onlarla ilişkilerimizi koparmadan, herkesi motive ederek bu şekilde bu süreçten geçeceğiz. Bu tabii sonsuz bir şey değil. İlla ki bir güne şey olacak yani. Bir gün bitecek ve kaldığımız yerden umarım sağlıklı bir şekilde devam edeceğiz Ayhan. Aynen, aynen öyle. Ben hani bu noktada da özellikle değerli takipçilerimize ve iş adamlarına tavsiyem, zaten bu yardım paketlerin detayları şu an belli oldu zaten. Gittikçe belli olacak. Bu Evet. noktada gerekirse SBA denilen bu Small Business Administration'dan, gerekirse bu Covid'den dolayı başkanın geçirdiği, mecliste beraber geçirilecek bütçeden elinden geldiğince faydalanmalarında tavsiye ediyoruz. Zaten bunun detayları belli olacak. Oluyor da zaten şu an. Dolayısıyla Evet. çok umutsuzluğa kapılmadan bu şekilde bir adım atmak gerekiyor. Ben o zaman çok teşekkür ediyorum. Bir şey daha söyleyeceğim. Bir iş adamı olarak ve bizim değerli arkadaşımız ve değerli iş adamlarımızdan olarak Bora, son sözü de sana bırakacağım. Söyleyeceğin son sözü de kapatalım yayını. Yani söyleyeceğim. Yani daha önce söylediğim gibi yani hepimiz pozitif olalım. Hem kendimizi ve sonra sevdiğimizi koruyalım. Ve yani enerjimiz yüksek olsun. İyi beslenelim. Bunlar çok önemli şeyler. Ve en kısa zamanda umarım hepimiz kaldığımız yerden geri döneceğiz ve daha güçlü olacağız. Ve buna inanıyorum yani. Çok Ve teşekkür Ayhancığım ederim. bana zaman ayırdığın için çok teşekkür ediyorum her şey için. Ben şeref duydum, gurur duydum. İnşallah buraya yakın zamanda tekrarlarız. Kesinlikle. Daha güzel gelişmelerle, değişimlerle tekrar yaparız.
Ben çok teşekkür ediyorum zaman için. Ben de kardeşim. Teşekkürler. Dikkat et kendine. Sağ ol. Dikkat et kendine. Selamlar. İyi günler. Bay bay.